Havadis kötü galiba Fevzi Paşa'm. Mangal daha düştü. Savunma hattımız çöktü demektir. Çok mühim bir yeri kaybettik. Refet Paşa'ya haber vermek gerek. Ankara'yı boşaltmak için hazırlıklı olsunlar. Paşam, Kızılırmak'ın doğusuna çekilmek gibi bir niyetiniz mi var? Son çare olarak. İyiyim diyorum. Niye anlamıyorsun doktor? Ya, iyiyim demekle iyi olunmaz. Hem sen benden daha mı iyi bileceksin? Mesele nedir doktor? Yat evladım, yat. İstirahat et. Asker iyi olduğunu iddia ediyor paşam. Lakin yarısı aynı şeyi söylemiyor. Paşam fena görünüyor ama vallahi billahi canım acımıyor. Evladım, senin derdinin dermanı istirahat etmek. Hekim ne diyorsa o. Ben istirahat edemem paşam. Bilimdeki arkadaşlarım beni bekliyor. Onları öylece yarı yolda bırakamam. Tamam evladım, tamam. Sen bir iyileş. Birliğine dönersin yine. Bu halde nasıl savaşırsın? Paşam, ben iki bacağımı kaybetsem bile düşmanı denize dökünceye kadar savaşacağımı and içtim. Bir kurşun yemişim, ne ki? Allah senden, senin gibi yiğitlerden razı olsun. Düşman bu yaptığın fedakarlığı görse hayale kapılmaz. Gerisin geri dönerdi ülkesine. Sen doktorunun sözünü dinle evladım. İstirahat et. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Görüyorsun değil mi Fevzi Paşa'm? Eskişehir'i Kütahya mağlubiyetinden 15-20 gün sonra yeni bir ordu kurduk. Bir ümit ordusu. Üstelik sadece milletimiz için değil, ezilmiş tüm milletler için bir ümit ordusu. Eğer mağlup olursak, korkarım hepsinin istiklal ümidi kaybolacak. İzmir Paşa'm, İzmir her şeyin seyrini değiştirebilir. Evet, lakin İzmir'den bir havadis yok. Bu gecikme hiç hayır alamet değil Fevzi Paşa. Hayır. Aslan, hala akşam olmadı mı? İkimiz sürü düşürdü oturmakta. Gidelim patlatalım şu Filiposun uçaklarını. Olsa akşam ezanını duyardık herhalde. Şu fünye işi ayağımıza dolanmasaydı iyiydi. Şimdi çoktan patlatmıştık Filiposun uçağını, gemisini, cephanesini. Sonra da bir güzel Sakarya yolundaydık. He? O da olacak inşallah, az bekle. Öyle bir nöbet değişim saati gelsin de. Ha. Arkadaşlar merhaba. Yüzbaşı. Hoş geldin Vezi. Hoş bulduk. Bakın size ne getirdim. Helal olsun bebeci. Neredeyse ben bile inanacağım gemide olduğumuza. E gemideyiz zaten yüzbaşım. Vezi kaptanın hayal gemisi. Yüzbaşım ben de bakabilir miyim bir? İyi çıkmışsın Kamil. Gayet yakışıklısın, hiç tasalanma. Ya bir kendi gözümle de görseydim. Al, al da rahatla. Sahiden iyi çıkmışım ha. Veci, bu bende kalabilir mi? Savaşta öyle çok fazla fırsat olmuyor da fotoğraf çektirmeye. Kalsın, kalsın. Tamam. Nasıl gidiyor Efsun? Vallahi alıştım bacım. Gitgide hızlanıyorum ha. Hadi tabii silah tutsam daha iyi olurdu ama olsun. Harpte neyin ne zaman lazım olacağı belli olmuyor işte. Yani. Bazen ateşe ihtiyaç oluyor, bazen dikişe. Doğru dersin bacım. Kolay gelsin. Sağ ol baba. Baba! Söyle kızım. Annem Mehmet'i göndermeye razı oldu. Doğrusu bu kızım. Biliyorum. Efsun ve Emine'yi de o yüzden çağırdık zaten. Onlar Mehmet'le beraber gidecekler. Nerede annem? Yukarıda. Ben çıkarım şimdi.
vakti geldi değil. Doğru olan bu olduğunu biliyorum. Mehmet'i yanımızda tutmak çok büyük bir bencillik, onu da biliyorum. Burada bizim yanımıza düşman tehdidi altında yaşamaktansa... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.